Olmaz Serhan. Bunu isteme benden. Şahitlik falan yapamam. Hayır, niye o ya, ben anlamıyorum. Gerçekleri anlatacaksın sadece. Ya farklı bir şey söylemeyeceksin sen. Çünkü seninle bu konuda aynı yerde durmuyoruz. İçine girdiğim bu savaşı doğru bulmadığımı söyledim daha önce sana. Ne yapayım peki, ben Mila'yı mı kaybedeyim? Bunu mu istiyorsun yani? Ne alakası var? Uzlaşın. Böyle itişip kakışmak yerine mesela uzlaşmayı deneyebilirsiniz. Anladım, sen bana yardım etmeyeceksin. Edemiyorum Serhan. Şahitlerimiz de gelmek üzeredir. Gelirlerse başlarız. Ha, buyurun. Merhabalar. Buyurun. Şöyle mi? Merhaba. O zaman başlayabiliriz. Ne zamandır tanıyorsunuz Aksak çiftini? Herhalde yaklaşık 18 sene falan olmuştur. Bu kadar uzun süreli bir tanışıklığınız olduğuna göre aralarında var olan epeydir süren kopukluğu da biliyorsunuzdur. Hayır, aralarında herhangi bir kopukluk yoktu. Yani bizim örnek evlilik diye gösterdiğimiz, perfect couple dediğimiz bir çiftti. Ta ki Oya Toksöz bizim sitemize yerleşene kadar. Yani o geldikten sonra sanki araya kara kedi girmiş gibi evlilikleri çatırdamaya başladı. İlişkileri şimdi. İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Sonra buna tekrar döneriz. Yani öyle bir hakkımız var mı pas geçsem? Taylan Bey, buraya sorularımızı cevaplamak için geldiniz değil mi? Ben cevabınızı duymayı tercih ederim. Bu soru mahkemede de karşınıza gelecek Taylan Bey. İyisi mi buradayken cevaplayayım. Evet Taylan. Şimdi Serhan biraz şeydir aslında. Kapalı kutudur, böyle çok ilişkisini anlatmayı sevmez ama yani benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla uygun bir çift. Bir problem yok. Uyumlular yani. Merve Hanım nasıl bir annedir? Merve tanıdığım en iyi annelerden biridir. Yani kızıyla olağanüstü ilgilenir. Dünya bir yana, Mila bir yana diye düşünen bir annedir. Çok ilgilidir. Yok şimdi doğruya doğru, Merve hoş. Çok iyi annedir. Hiç yalan yok. Çok iyi annedir. Mehmet Bey? Evet, iyi bir annedir. Yani ben aksini düşündürecek bir şeyle karşılaşmadım. Peki Serhan Bey iyi bir baba mıdır? Biliyorsunuz ünlü bir iş adamı zaten kendisi. Yoğun çalışıyor. Yani artık kalan zamanlarda Mila ile biraz vakit geçirmeye çalışıyordu belki ama bir çocuğu daha olduktan sonra maalesef. Pelin'in dediği gibi şimdi yeni bebek gelince tabii Mila ile eskisi kadar ilgilenemiyor Serhan da. Son dönem biraz iş gezileri de arttı. Öyle olunca da tabii biraz daha azaldı Mila'ya ilgisi gibi. Taylan Bey, siz bu söylediklerinizle samimi misiniz?
Yalnız şahitleri etkilemeye çalışmayalım lütfen. Taylan Bey gayet net ifade etti kendini. Şimdi benim yani gördüğüm kadarıyla, tabii doğru mudur değil midir bilmiyorum ama hani benim gördüğüm bu. Mehmet Bey. Ben bu söylenenlerin hiçbirine katılmıyorum. Oh be. Bence Serhan çok iyi bir baba. Mila için kendini parçalar. Yani Mila burada yaşarken Serhan onunla vakit geçirebilmek için işinden çıkardı. Onunla bir saat vakit geçirirdi okuldan alıp ve sonra ofisine dönüp gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalırdı. Sabah da okula o bırakırdı. Yani öyle çocuğuyla ilgilenmediği falan doğru değil. Serhan benim gördüğüm en iyi, en sevgi dolu baba. Peki Merve Hanım'ın Serhan Bey'i öldürmeye teşebbüs ettiği zehirlenme olayı ile ilgili bir bilginiz var mı? Var. En doğru kişiye sordunuz bunu. Mehmetciğim, emin misin en doğru kişi olduğunu? Merve? Merve Hanım, lütfen müdahale etmeyelim. Mehmet Bey, lütfen devam edin. Merve, Serhan'ın kahvesine ciddi miktarda ilaç koymuş. Biz gittiğimizde feci bir halde yatıyordu ve kendinden geçmiş vaziyetteydi. Bereket, ciddi bir şey olmadı ama yani çok daha kötü sonuçlar olabilirdi. Ucuz atlattı Serhan. Yalnız bir dakika. Mehmet Bey'in beyanı kesin delillere dayanmıyor. Ortada bir doktor raporu ya da görüşü olmadığına göre Serhan Bey'in baygınlığının bu sebeple olduğuna kanaat getiremeyiz. Evet, kesin bir delil yok. Katılıyor. Benim görüşüm, bu doneler ışığında mahkeme yüksek ihtimalle velayeti Merve Hanım'a verecektir.